Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü test konum 93 model Şahin. Bu arabanın özelliği 1.6 motor görünüyor ama 1.8 motora sahip. Onu sürüşte değineceğim. Araç sahibi arkadaşım İsmail. Merhaba. Şöyle arabayı dışarıdan size kısa bir göstereyim. Ondan sonra sürüşe geçeceğiz. Bugünkü güzergahımız deniz kıyısından dağlara doğru çıkacağız. Öyle bir güzergah olacak. İnşallah güzel, keyifli bir video olur. Şimdi sürüşe geçelim. Arabanın içine binelim. Evet, Şahin'in içindeyiz. Şöyle bir anahtarımız var. Sustalı. Özel yok. Egzoz sesi. Güzel. Kemerimizi bağlayalım. Sürüşe çıkalım. Arkadaşlar burası Gökova Körfezi'nde bulunan Akyaka. Eski maden iskelesiymiş. Arkadaşım İsmail. Onunla birlikte bir arsa işimiz var. Oraya gideceğiz. Buradan geçelim dedim şöyle. Burası tek yön. Karşıdan araç gelmez. Biraz gazlayacağız. Şu camı biraz kapatayım. Rüzgar fazla rahatsız etmesin sizleri. Şimdi başta da değinmiştim. Videonun girişinde bu araba ruhsatta 1.6 geçiyor ama daha sonra sanayide bunun motoruyla oynuyorlar. Ne yapıyorlar? Gömleğini, pistonunu genişletiyorlar, büyütüyorlar. 1.8 oluyor. Tabii yine atmosferik. Buraya yaklaşık bir 20-25 kilometre kadar kullandım bu arabayı. Geldim. Ya normal 1.6 Şahin'le kesinlikle alakası yok. Çok canlı bir motoru var. Yani 2'ye inmeye gerek yok. 3. viteste zorlanmadan götürüyor. Tatil olunca deniz kıyısı bayağı bir kalabalık. Yollar bozuk. Şu anda rampa tırmanıyor araba. 3. viteste. Hiç gitmem demiyor. Gayet güzel. Takı takı tutukutu olacak. Yollardan ben ilk kez geçiyorum İsmail. Burası zaten çok bilinen bir yol değil. Daha yol. Böyle bir yol daha var. Muhtemelen seyredenlere güzel bir manzara. Aynen. Sen bu arabayı 2 yıl mı oldu, 3 yıl mı oldu alalı? 3 yıl. 3 yıl. 3 yıl aşağıya. Sen aldığında motor bu şekildeydi değil mi? Bu şekildeydi. Bu şekildeydi. Yani ben 1.6 kullanıyorum. Yani kesinlikle böyle değil. Hakikaten çok fark var. Yani 1.6 ile 2. viteste mesela girdiğim yerde gaza bastığımda böyle bir boğulma hissi yaşatıyor. Bu arabayla 3. viteste oraları gayet hızlı bir şekilde çıkıyor. Göğüsler
falan çatlamış. Onu böyle değiştirsen. Kronik bir problem. Aynen, Şahinlerin hepsinde var o. Şahinlerde, Doğanlarda. Yani dördüncü viteste zorlandığı yer oluyor ama üçüncü viteste çıkamayacağı yer yok. Bayağı bir güçlü. Bu normalde Şahinler yani 75-80 beygir diye biliyorum. Bu 1.8 olunca işte gömleği, pistonu genişletilince, büyüyünce artık 100 beygir mi oluyor, kaç beygir oluyor onu bilemiyorum. Ama güçlü, onu hissettiriyor, o gücü size veriyor. Yol böyle mi? Sen yapıştırıyorsan bu yapıştırayım ben. Oo, harika. Toz. Nerelere geldik İsmail? Güzel bir yol. Daha iyi olur dedim. Aynen. Gideceğimiz yere kaç kilometre böyle? Buradan geri döneceğiz biraz sonra. He. Arkadaşlar, arada sırada görüntüyü durduruyorum. Kamera ısındığı için. Ama buraya gelip şu manzarayı sizlere göstermek istedim. Süper bir manzara. Böyle yokuş çıkıyoruz. Egzozun sesi de güzel. İmkansız zaten. Hazır kullanıcısını bulmuşken aracın yakıtı ne? Bunun İsmail ne yakıyor? Yani yüksek performanslı olmadığı sürece normal kullanımlarda 11-12 litre gaz yakıyor. Evet. Ha, gaz da kullanıyor diyorsun. Masraf çıkardı mı sana? 3-3,5 yıldır biniyorsun. Yani ağır iş masrafı olmadı. Motor zaten fazla masraf. Onun dışında hiç bir motor zaten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Onun dışında bir masraf çıkardı. Bütün alt takipler işte. Onlar olacak. Yollar bozuk yani. Az önceki girdiğimiz yolu arkadaşlar da gördü zaten. O yollarda alt takımların bozulması normal. İsmail'e sordum. Anlatmak istediğim bir şey var mı? Değinmek istediğim bir şey var mı? Diyor. Yok abi dedi. Şahin işte diyor. Ya Türkiye'de çoğu kişi binmiştir bu arabaya. Binmeyen var mıdır? Çok merak ediyorum. Ciddi anlamda kendi klasında en konforlu araçlardan bir tanesi. Ya konforu aynen. Gerçekten oturuşu, koltuklar falan çok rahat. O 1.6'lara göre bunun 1.8 olmasının işte artısı yokuşlarda şey yapmıyor. Şuna bak abi. Vites geçişleri çok güzel, çok rahat. Vitesinde sıkıntı yok. Aynen.
çekiyor. Ya fazla da zorlamak istemiyorum. Hararet yükselir yükselmez. Birçok araçta mesela bu yollarda şeyle karşılaşıyorum. Hararet yapan özel arabalar görüyorum. Ben bu bölgede hiç hararet sorunu yaşamadım. Ya bu yollarda gayet normal hararet yapması bir arabanın. Çok bayağı bir zorluyor araçları. Ki şu an 90. Baktım 90'ın biraz üstünde. Normal şartlarda yani, zaten. Evet. Ya buralar bayağı dik bak. Çok bağırtmam gerekiyor. Biraz bağırtayım. Ellide 3'e attım. Bu sefer çekti. Gidiyor. Ya bildiğin dağa tırmanıyoruz. Bildiğin dağa. Bu yolda 0'dan 700'e çıkıyoruz. 0'dan 700 metre. Evet. Evet. Karbüratörlü, atmosferik. Yakıt farklı olduğunda LPG'ye göre gazla oksijen verdiği için evet. Hava, bu araçlarda benzine aldığımız zaman maalesef bir tık performans düşüklüğü oluşuyor. Allah Allah. Benzine aldığımızda. Benzin aldığımızda alabiliriz istersen. Almayalım. Ama performansını yüksek kullanmak istiyorsak gelirken seninle konuşmuştuk. Şey demiştin yanlış hatırlamıyorsam bu LPG sisteminin komple sökülmesi gerekiyor. Aynen. Sadece benzin olursa o zaman bu 1.8 motorun bütün gücünü o zaman ya, alıyoruz. Evet. Ya ama şu LPG'li haliyle bile ya bayağı güzel maşallah arabaya. Hazar etmeyelim bir de. Yani şu yokuşlar gerçekten çok dik yokuşlar. Oba. Virajlar maşallah gayet güzel. Tuzak gibi. Aynen tuzak kurmuşlar. Arkadaşlar 93 model 1.8 motorlu Şahin'den bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğlenceli video olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.